yaşanabilecek en büyük acıyı yaşadık. Ve masum, günahsız bir evladımızı kaybettik. Daha önce de Sarpça'da Sarpça'ya yakışmayacak olaylar yaşamıştık. Ama artık yeter, bu son olsun, bitsin. Gelin birlikte bir olalım. Volkan ve ailesi yüzünden bir daha Sarpça'da böyle acılar yaşanmasın. Şimdi ben sizin arkanızda duracağım. Siz de bana destek olacaksınız. Evlerinde mi oturuyorsunuz? Çıkacaksınız. İş yerlerinde mi çalışıyorsunuz? Ayrılacaksınız. O aileye minnet etmeyeceksiniz. Göreceksiniz, burada yapacak bir şeyleri kalmayınca gidecekler. Şimdi siz karar vereceksiniz. Ya benimle birlikte bu zorbaya karşı duracaksınız. Ya da bu zulmü vicdanınıza sığdırıp hiçbir şey olmamış gibi hayatınıza devam edeceksiniz. Şunu bilin ki vereceğiniz karar kendinizin ve çocuklarınızın kaderini belirleyecek. Millet ne diyor, ne söylüyor? İyice öğren, hemen eve gel, olur mu? Tamam. Bir şey yok. Sakin olacağız. Var bir şey var. Halinden beri söyle, ne oldu? Emir bütün herkesi toplamış, bize karşı kışkırtıyormuş işte. Şimdi bu çocuğu da bahane edip bütün Sarpça'yı üzerimize saldırtacak. E tabii. Babası oğluyla değil de inşaatlığıyla ilgilenirse olacağı buydu. Herifin eline fırsat geçti. Oğlum söylüyorum ya sana. Baban orada mali polisin elinde sorguda. Adam gelebilse gelecek zaten. Ya anne bırak. Tamam senin için gelmedi diyelim. Emir'in bize yaptıklarından da haberi var. Ferdi her şeyi anlatmış. Bu yüzden de mi gelmeyecek yani? Sen merak etme. Ben halledeceğim. O Emir bize hiçbir şey yapamaz. Ben elimden geleni yapacağım. Herkesi arayacağım. O Emir'i bastıracağım. Emir bu yükün altından kalkabilecek misin? Zorlanacağız, zorlanacağız ama kalkacağız Zahit baba. Ben de söylediğin gibi diğer mahallelilerle konuşmaya gidiyorum. Daha büyük ortaklarıyla, kiracılarıyla konuştuk, devam da edeceğiz. Şimdi şu kredi olaylarıyla ilgileneyim. Sarpça'nın bütün yükünü omuzlarına alıyorsun. Biliyorum. Allah yardımcın olsun. Sen de bu yükü aldığının hakkıyla taşı. Tamamdır hocam. En acı vedaları bile güzelleştirmek mümkün. Yusuf belki büyüyemedi. Ama bu çiçekler, bu fidanlar onun için büyüyecek. Serpilecek. Hocam ya gerek yok yani her şeyi bu kadar romantize etmeye. Beni basıyorlar çünkü. Şey yapmayalım daha lütfen. Sen istemiyorsan gelmeseydin Gülendam. Gelmeseydim yine kalpsiz cadı olacaktım ya. Çoktan oldum zaten. Gençler. Lütfen. Hah Arda getirdin mi? Evet hocam. Tam isteğiniz gibi rengarenk. Salın şunu da böyle. Kötülüğün karşısına iyilikle çıkacağız. Evet, belki çok üzüleceğiz. Ama zalime yığılmadan, çökmeden aydınlığımızla direneceğiz. Serap Hanım, çok vahim bir olay bu. Tabii biz de çok üzgünüz ama olay biraz farklılaştırıldı, biraz çarpıtıldı. Anlıyorum. Tabii anlıyorum. Alo? Alo? Kapattı değil mi? Herkes bize cephe almış vaziyette. Baksana kapıya insanlar dayanmış. Ekrem burada olsaydı böyle olmazdı tabii ama... onun yokluğundan cesaret buluyorlar işte. Sen ne biçim bir adamsın ya?
Ailemizi mahvettin. Leyla ne oluyor? Haberimiz var. Serseriler kapıya dayanmış ama böyle yaygara koparmana gerek yok yani. Yaygara mı? Ne yaygarası Macide, ne yaygarası? Geç bunları, geç. Sokakta yürüyecek halimiz kalmamış. İnsanlar artık Allah'ın selamını bile esirgiyorlar bizden. Onlar seni insan yerine koymadıkları için selam vermiyorlardır. Bizimle alakalı değil yani. Asıl sizi koymuyorlar. Ne seni, ne abimi, ne beni. Hiçbirimizi. Tek Baykara var, o da Emir Baykara diyorlar. Al işte kapının önüne toplanmışlar. Evimizi lanetliyorlar. Allah, biz de görüyoruz herkese. Yeter. Yeter mi? Sen neye sebep olduğunun farkında mısın? Küçücük, masum bir çocuk öldü. O çocuğu Volkan öldürmedi. Ayağa kaydı ve öyle düştü. Emir bile öyle söylüyor. O çocuğun durup dururken ayağa kaymamış. Oğlunun yanındaki adam üstüne gittiği için düşmüş. Hala ben durdurmaya çalıştım onu. Böyle mi aklayacaksın kendini? Böyle mi kandıracaksın? Bu kadar kolay mı Volkan? Ne kolay mı ya? Sen nereden biliyorsun kolay olduğunu? Sen nereden biliyorsun benim içimdeki yangını hala? Yangınmış. Ne yangını? Karanlık o, karanlık. Bir kere de cevap verme. Bir kere de utan da sus. Buraya geliyorsun. Bana bağırıyorsun, bana sus diyorsun. Bağırma bana, susayım. Bağırırım. Bağırırım Volkan, bağırırım. İndireceğim oradan babamın resmini de. Kepaz deliklerinizde daha fazla seyirci kalmasın. Leyla, Leyla dur. Yeter artık. Volkan zaten üzgün. Bir de senin hezeyanlarınla uğraşmayalım. Volkan mı üzgün? Macide sen de bir annesin. O çocuğun annesinin yerine bir koysana kendini. Evet, ben de bir anneyim. Ve çocuğumu korumaya çalışıyorum. Çocuğun zaten canı yanıyor. Daha fazla canını yakmana izin vermeyeceğim. İnanamıyorum sana. İnanamıyorum size. Tabii. Senin gibi bir annesi olmadan böyle hastalıklı bir ruh ortaya çıkamazdı zaten. Yeter! Hala canımı sıkıyorsun artık, yeter. Ne yapacaksın Volkan? Ortalığı mı yakıp yıkacaksın? İndirecek misin yine her şeyi? Böyle mi susturacaksın beni? Böyle mi susturacaksın? Al! Ne yapıyorsun sen, delirdin mi? Evet delirdim. Delirdim Macide, delirdim. Bu evde delirmemek mümkün değil çünkü. Siz bu evde olduğunuz müddetçe delirmemek mümkün değil.